Risale-i Nuh dersimizde Mesnevi Nuriye'den şu bölümün izahını yapacağız. Gerek vücutta, gerek rızıkta ifrat derecesinde mebzuliyet vardır. Bu ise hikmetten uzak, abesiyete yakın görünür. Vücutta yani varlıkların sayısında ve rızıkta hadsiz bir çokluk görüyoruz. Mesela bir yaz mevsiminde yaratılan sineklerin sayısı Hazreti Adem'den kıyamete kadar yaratılan ve yaratılacak olan insanlardan daha çoktur. Bir baharda yaratılan çiçeklerin, böceklerin, balıkların, kuşların sayısı hat ve hesaba gelmez. Bir mezgit balığı sene de 6 milyon yumurta yumurtluyor. Istakoz bir yılda 7 milyon yumurta yumurtluyor. Ancak bu yumurtalardan bir iki düzinesi yaşayabiliyor. Vücutta böyle bir çokluk olduğu gibi rızıkta da böyle bir bolluk var. Yaratılan rızıkların çoğunu ne insanlar ne de hayvanlar yemektedir. Bazen meyvedar bir ağaç görürsünüz. Meyveler dibine düşmüş, çürümüş gitmiş. Ne bir insan yemiş ne de bir hayvan. İşte varlıkların ve rızıkların böyle çokça yaratılması akla şu suali getiriyor. Allah hakimdir. İsraf etmez, abes iş yapmaz. Hal böyleyken israf olan bu kadar çok yiyecek ve vücuttaki bu çokluk Allah'ın hikmetine nasıl uygun düşüyor? Hikmet-i buna nasıl müsaade ediyor? Üstad Hazretleri bu soruya şöyle cevap veriyor. Evet, eğer yaratılan şey bir gaye için yaratılıyorsa hakkın var. Ama gayeleri pek çoktur. Binaenaleyh bir gaye nazaran abesiyet hissedilse bile, gayelerin mecmuna nazaran aynı hikmet ve aynı adalettir. Şimdi bu iza tahlil edelim. İnsana bu rızıklar yenmiyor. Öyleyse bunların yaratılması israftır dedirten şey rızıkların sadece kendisi için veya hayvanlar için yaratıldığını zannetmesidir. Yine bu kadar çok varlığın yaratılması boşunadır diye düşünmesi yaratılışın gayesini bilmediğindendir. Allah Teala bu alemi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek için yarattı. Zatının isim ve sıfatlarının güzelliğini varlıklar aynası üzerinde görmek. Önce bizzat kendi müşahede etmek ve sonra akıl sahibi mahluklara müşahede ettirmek için yarattı. Bu gayenin tahakkuku için bir varlık bir dakika hatta bir saniye yaşasa kafidir. Mesela doğar doğmaz ölen bir bebeği düşünelim. Bu bebek anne karnında 9 ay yaşadı. Ona göz, kulak dil gibi azalar takıldı. Birçok masraf yapıldı ama dünyaya gelir gelmez öldü. Bu durumda ona yapılan masraflar heba olmadı. Ölmesiyle anne babasına bakan gayesi kayboldu. Ama Allah'a bakan gayeleri kaybolmadı. O gayeler tahakkuk etti. O bebek Allah'ın isim ve sıfatlarına ayna olmak için yaratılmıştı. Bu vazifesini de gördü. Mesela yaratılmasıyla Halik ismine ayna oldu. Anne karnında beslenmesiyle Rezzak, Mün'im, Kerim gibi isimlere ayna oldu. Ona suret verilmesiyle Musavvir ismine, hayatıyla Muhyi ismine ölümüyle mümit ismine ayna oldu. Sanatlı azalarıyla sani ismine. bir damla sudan bu şekli almasıyla muhavvil, mukaddir, mükemmil isimlerine ayna oldu. Daha bunlar gibi binbir ilahi isme mazhar oldu. Evvela Allahu Teala bu isimlerinin güzelliğini ve kemalini o çocukta müşahede etti. Vazifesi temaşa ve seyir olan melekler ve ruhaniler bu bebeği tefekkür etti. Üzerinde yazılı olan ilahi isim ve sıfatları okudu. Bu bebek adeta ilahi bir kaside, Rabbani bir mektup oldu. Okumasını bilen herkese kendini okuttu. Sonra dünyaya gelip Birkaç saat yaşadı ve öldü gitti. Şimdi diyebilir miyiz ki bu çocuğa yapılan masraf israf oldu? Hayır diyemeyiz. Çünkü Allah'a bakan gayeler tahakkuk etti. Allah'a bakan gayelen takuki için bir an yaşaması kafi idi. Yaşadı ve bu gayelere hizmet etti. Şimdi bu tefekkür ağaçtan düşen ve çürüyen bir meyve hakkında yapalım. Bu meyve ağacın dalında bitmesiyle Fettah ismine ayna oldu. Çekirdeğinde bütün plan ve programının yazılmasıyla Hafiz ismine aynı oldu. Beslenmesiyle Mukit ismine, hikmetli vücuduyla Hakim ismine, kuru bir daldan çıkartılmakla Kadir ve Muktedir ismine ayna oldu. Çekirdeğiyle evvel, son şekliyle ahir, programıyla batın, varlığıyla zahir isimlerine ayna oldu. Dengeli vücuduyla muksit ve adil ismine, bolluğuyla gani ismine, güzelliğiyle bedi, mücemmil sani isimlerine aynı oldu. Bunlar gibi binbir ilahi isme aynı oldu. Evvela Allahu Teala o meyvede kendi cemal ve kemalini müşahede etti. Sonra bu vazife için yaratılan melekler ve ruhaniler onu bir kitap gibi, bir kaside gibi okudular, bir film gibi seyrettiler onda yazılı olan ilahi isim ve sıfatlarla rablerini tesbih ettiler. Sonra Ma'rifetullah dersini alan insanlar o meyveyi okudu. O meyvede Allah'ın ilmini, kudretini, iradesini ve onlarca isim ve sıfatını tefekkür etti. Sonra meyve dalından düştü ve çürüdü. Şimdi bu meyvenin yaratılması abes mi oldu? İsraf mı oldu? İsraf oldu diyen kişi meyvenin yaratılmasındaki tek gayenin kendisinin o meyveyi yemesi zannediyor. Yemediğinden dolayı yaratılmasını abes görüyor. Zannediyor ki bütün alem sadece onun menfaati için yaratıldı. Halbuki ona ait gaye bir ise Allah'a ait gaye bindir, binlerdir. Bu binler gayenin takuku içinde varlıkların bir an için yaratılıp varlık sahasına çıkarılması kafidir. Varlıkları ilahi bir kitap gibi okumak isteyenlere Üstad Hazretlerinin Katre isimli eserini tavsiye ediyorum. Gerçek bir marifetullah dersidir. Dersimizin sonuna geldik. Başka bir derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.